Allah Kuddüs'tür. Bütün kusur ve noksanlıklardan uzaktır. Acizlikten, fakirlikten, zaaftan ve bütün eksikliklerden münezzehtir. Bu ismin diğer bir manası ise, bütün yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyendir. Evet, güzellik güzelden gelir. Mükemmellik kemalden gelir. İhsan cömertlikten ve servet zenginlikten gelir. Bu alem bütün güzelliğiyle Cenab-ı Hakk'ın güzelliğine, kusursuzluğuyla O'nun sonsuz ilmine, icadı ve intizamlı hareketleriyle O'nun eşsiz kudretine, hazineleriyle nihayetsiz servetine, ihsanlarıyla O'nun sınırsız cömertliğine işaret eder. Yani sözün özü, kainat bütün güzelliğiyle ve mükemmelliğiyle O'nun kemaline ve Kuddüs ismine bir aynadır. Şimdi Kuddüs isminin diğer bir cilvesi olan yarattıklarını maddi ve manevi kirlerden temizleyen manasına bakacağız. Bir sokak görseniz, bir süpürge tarafından temizleniyor ve sizler süpürgeyi tutan eli görmeseniz, acaba bütün dünya toplansa, bu sokağı bizzat süpürgenin kendisinin temizlediğini iddia etse, inanır mısınız? Elbette hayır. Hatta bu iddiaya gülersiniz. Çünkü sokağı süpürmek için, hayat sahibi olmak lazım. Hayatı olmayan süpüremez. Halbuki süpürgenin hayatı yok. Hem süpürenin kuvveti olmalı. Halbuki süpürgenin kuvveti de yok. Hem süpürenin iradesi olmalı. Temizlemeyi, temizlememeye tercih etmeli. Halbuki süpürgenin iradesi de yok. Ve bu sıfatlarla birlikte, İlmi olmalı, süpürmeyi bilmeli. Merhameti olmalı, sokak sakinlerine acımalı. Hikmeti olmalı, faydayı anlayabilmeli. Ve daha birçok sıfatı olmalı. Halbuki bu sıfatların hiçbiri süpürgede yok. İşte bundan dolayı süpürgeyi tutan eli görmesek de, bu hikmetli faaliyeti bu sıfatları taşıyan bir faile veririz. O eli görmememiz yokluğuna delalet etmez. Bilakis bu hikmetli faaliyet onun varlığına delalet eder. Acaba küçücük bir sokağı temizlemek bile süpürgeye isnat edilemezse, bu koca kainatı ve kainatın sokaklarından biri olan dünyayı temizlemek nasıl olur da süpürge hükmündeki sebeplere havale edilebilir? Evet, bu kainat ve dünya daima işler büyük bir fabrika ve her vakit dolar boşalır bir han ve bir misafirhanedir. Halbuki böyle işlek fabrikalar, hanlar ve misafirhaneler enkazlarla, süprüntülerle çok kirleniyor. Eğer pek çok dikkatle bakılmazsa ve temizlenmezse, İçinde durulmaz, insan onda boğulur. Halbuki bu kainat fabrikası ve dünya misafirhanesi o derece pak, temiz ve kirsizdir ki,
lüzumsuz bir şey, menfaatsiz bir madde, tesadüfi bir kir bulunmaz. Bulunsa da çabuk bir şekilde temizlenir. Demek bu fabrikaya bakan zat çok iyi bakıyor. Ve bu fabrikanın öyle bir sahibi var ki, o koca fabrikayı ve bu büyük sarayı küçük bir oda gibi süpürtür, temizler. Bir insan bir ay yıkanmazsa, küçük odasını süpürmezse, çok kirlenir, pislenir. Demek bu alem sarayındaki paklık ve temizlik, hikmetli ve dikkatli bir temizlikten ileri geliyor. Eğer o daimi temizlik ve dikkatle bakmak olmasaydı, bir senede bütün hayvanların 100.000 milletleri yeryüzünde boğulacaklardı. Ve uzaydaki yıldızların enkazları ölüme sebebiyet verecek, dağlar büyüklüğündeki taşları başımıza yağdıracaklardı. Halbuki birazdan göreceğiniz gibi bu alem Kuddüs isminin tecellisiyle yıkanmış ve temizliğiyle onun Kuddüs ismine ayna olmuştur. İşte denizler. Her gün binlerce balık ölür ama hiçbir cenaze göremezsiniz. Ve işte ormanlar. İçlerinde yüz binlerce hayvan yaşar, her gün binlercesi doğar ve binlercesi ölür ama kirlilik eseri yok. Ve mahlukların kendilerini nasıl temizlediklerine bak, Kuddüs isminin bir cilvesini gör. Ve şimdi de Kuddüs isminin askerleri ve memurları olan hayvanata bak. Kim onlara temizlik yapmayı öğretti? Ve kimin emriyle çalışıyorlar? Acaba yaratılış gayemiz ve vazifemiz
Allah'ı tanımak ve onu isim ve sıfatlarıyla bilmek olmasına rağmen, hiç bulutlardan indirilen yağmur damlalarıyla yeryüzünün yıkandığını gördüğümüzde, Allah'ı Kuddüs ismiyle yad ettik mi? Yağmurların yağması, Kuddüs isminin bir cilvesi olduğu gibi, rüzgarların esmesi de bu ismin bir tecellisidir. Bu sayede havadaki pis kokular ve zemin yüzü temizlenir. Ve göz kapakları, gözleri temizlemekle bu isme aynadır. Ve biz her nefes alıp vermekte kanımızın temizlenmesiyle Kuddüs isminin cilvesine her an mazhar oluruz. Ve bu ismin tecellisi sayesinde simsiyah topraktan ve kupkuru dallardan çıkartılan tertemiz sebze, meyve ve çiçeklere bak. Ve sonra, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs, Ya Kuddüs diyerek yaratanını tesbih et.